Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün de bir akşam yemeği menüsüyle sizlerdeyim. Bugün lahana dolması hazırlayacağım. Salçalı yarma çorbası hazırlayacağım. Ve kabak kızartacağım. Böyle garet unuyla falan çok güzel oluyor. Öncelikle dolmanın için hazırlayacağım. Dolaba kaldıracağım. Daha sonrasında lahanaları haşlayacağım. 2 su bardağı, bardağı da göstereyim. Şöyle 200 milimlik bardakla. 2 su bardağı dolusu pirinci yıkadım, süzdürdüm. Hazırladığım menü gene 4 kişilik. Yarım çay bardağı bulgur. Bulguru ıslatmadan ve pirinci de ıslatmadan önce ölçün, ondan sonra yıkayın. 2 adet orta boy domatesi yemeklik olacak şekilde doğradım. Çok küçük doğramanıza gerek yok. 250 gram kıyma. Baharat olarak tuz, nane, karabiber, toz biber ve pul biber. Hemen hemen bir tatlı kaşığı kadar. Baharatı biraz bol miktarda koyuyorum. 2 adet büyük boy kuru soğan. Onları da yemeklik olacak şekilde doğradım. 2 diş sarımsak. 1 yemek kaşığı dolusu tepeleme domates salçası. Bir tatlı kaşığı, benim biber salçam acı olduğu için bir tatlı kaşığı da biber salçası. Eğer acı değilse birebir, yani bir yemek kaşığı biber, bir yemek kaşığı da domates koyabilirsiniz. Bir tutam dereotu, bir tutam maydanoz. Toplamda bir su bardağı sıvı yağ kullanacağım. Yarısını içine, diğer yarısını da üzerine ayırıyorum diğerini. Eldiven kullanmayacağım. Ellerimi güzelce yıkadım. İyice yoğuruyorum. Tamamen hepsi birbirine karışana kadar yoğurun. Üzerini bir streç filmle kapatacağım. Siz de herhangi bir kapakla da kapatabilirsiniz. Dolapta, çünkü sarımsak kokuyor içinde. Dolapta kokusu sinmemesi için. Kapatayım. Ben lahanaları haşlayana kadar dolapta beklesin. Lahanaları da göstereyim. Ben böyle bir büyüğün çeyreğini kullanacağım. Yarısının da yarısı. Bir tane de şöyle orta boy kadar, biraz daha büyük. Siz de bir büyük, en büyüklerinden bir tane kullanabilirsiniz. Bunu almamın sebebi, çok fazla güvenemedim. Birazcık sarmaya müsait değil gibi sanki lahanam. Çok hoşuma gitmediği için bir tane daha aldım böyle. Hemen suyumu kaynattım. Başlayayım haşlamaya. Göreceksinizdir. Bu tarafa suyu doldurdum. Şimdi o kaynayacak. Buraya da daha büyük. Bu biraz daha küçük. Bu biraz daha büyük bir tencerede. En büyük tencerenizde yaparsanız daha rahat yaparsınız. Lahanayı önce ufağa koyuyorum içine direkt. Böyle daha rahat oluyor. Kettle'da kaynattığım suyu üzerine döküyorum. Altında yakıyorum bu esnada. Suyunu ekledim. Altında yüksek ayara açtım. Kapağını kapatacağım. Böyle iyice kaynayacak. Yapraklar ayrılmaya başlayınca alıp alıp suyun içine atacağım. Kaynar suyun içine. Birkaç taşımda bu kaynar suyun içinde kaynatıp soğuk suya alacağım. Kaynamaya başladı artık. Kaynadıkça yumuşadığı için daha böyle aşağıya doğru iniyor. Bir 5 dakika böyle kaynatın. Ondan sonra kaynayan suyun içine atacağım. Üzerinden almaya başlıyorum. Aldığımı kaynar suyun içine bırakıyorum. Kaynadıkça suyun yüzüne doğru çıkıyor. Burada da bir 5 dakika kaynattıktan sonra soğuk suyun içine alacağım. Lahanaya göre değişebilir pişme süreci. Lahanalarınızı hafif şöyle dokunun. Çok hafif böyle yumuşadıysa alın. Çok fazla pişirmeyin. İşte soğuk suyun içine alıyorum. Hepsini haşladım, süzdürdüm. Birkaç kere de sudan geçirdim. Ben birazcık lahanaların haşlanmasını beklerken azıcık sardım.
Hemen şöyle bir tane bütünü alıyorum. Gördüğünüz gibi böyle yaptığınız zaman hiçbir şekilde dağılmıyor. Ortadan kesiyorum. Damarlı kısımlarını almak için yapıyorum bunu. Damarları kenara ayıracağım. Sarabileceğiniz büyüklükte dilimleyin. Ben de böyle ufak ufak dilimleyeceğim. Bu kalanları tencerenin altına koyacağım. Dibine tutmaması için. Bir taraftan sarmaya başlayayım. Çok aşırı doldurursanız sarmakta zorlanırsınız. Zaten pirinçler pişmediği için şişecektir. Hafif kenarlardan topluyorum. Çok hafif diri lahana. Sarıyorum. Elimle bir tabağa bir kere şöyle çok fazlasıyla olmadan sıkıyorum. Biz genelde lahanayı yaparken böyle sıkıyoruz. Alışkanlık mı diyeyim artık. Kenar dönden çıkarsa. Kenarlarını isterseniz kolaylık olması için şöyle içine doğru da verebilirsiniz. Dizdikten sonra pişerken hiçbir şekilde dağılmıyor. Rahat olabilirsiniz. Tamamını bu şekilde saracağım. Çok fazlasıyla videoyu uzatmak istemiyorum. Daha çorbamı ve kabağı yapacağım. Ben bunları hızlı bir şekilde saracağım şimdi. Sarabildiğim kadarını sardım. Maalesef bu lahana birazcık daha çok kapuskalıkmış. Çok fazlasıyla zorlandırdı beni. Altına şöyle kalınlardan gördüğünüz gibi bunları saramam. Pişmediğini falan düşünmeyin. Gördüğünüz gibi dağılıyor. Daha pişirsem daha fazla dağılacak. Altına bir sıra koyuyorum. Bu kalanlarla kapuska yapacağım. İçinde birazcık kaldı. Ne kadar iyi de olsa birazcık da olsa kalıyor muhakkak. Tamamdır. Altına serdim. Şimdi artık dolmalarımı diziyorum. Tamamdır. Dolmaları dizdim. Şimdi kapuskayı da yapayım sizlere göstereyim. İçerisine ince kısımları, kalınları atacağım maalesef. Doğruyorum. Normalde annem falan yaparken böyle yapar, yanına koyar. Ama benim tencerem dolduğu için yanına koyamayacağım. Bir de çok fazla gelecek. Doğradım içerisine. Karıştırıyorum. Bu da bir çeşit yemek oldu. En azından lahanaları ziyan etmemiş oldum. Tencereyi boşaltıyorum. İster bunu böyle yapıp iyice sıkıca kapatıp buzluğa koyabilirsiniz. Birkaç kez orada pişirebilirsiniz. Ben de pişirmezsem öyle yapacağım. Daha sonrasında lahananın üzerine hazırladığım aynı salçalı sostan bunun da üzerine yapıp pişirebilirsiniz. Dolmanın üzerine salçalı bir sos hazırlayacağım. Uygun bir tavaya ocağımı alıyorum. Altını da yakıyorum. Kalan yarım su bardağı sıvı yağını boşaltıyorum. Bir yemek kaşığı da salça ekliyorum. Yemek kaşığının ucuyla da nane. Karıştırarak salçayı içerisinde eritiyorum. Salçanın rahat dağılması için bir iki damla su koydum. Salça
içinde dağıldıktan sonra 2 su bardağı su ekliyorum. Lahananızın pişip pişmeme durumuna göre suyu azaltıp çoğaltabilirsiniz. 1-2 taşım kaynattım mı yeterli gelecek. Kaynamaya başladı artık. Altını kapatıyorum. Kavurmayı getiriyorum. Hazırladığım sosu üzerine yavaşça dökeceğim. Bu esnada bakarsınız. Eğer gerekirse tekrar su ekleyebilirsiniz. Şöyle bir iki kere sallayayım. Tam otursun. Şimdilik suyu yeterli. Bakacağım. Eğer gerekirse kettle'da kaynar suyum olacak. Eklerim. Üzerine bir tane şöyle pasta tabağıyla kapatayım. Kapağını da kapatacağım. Artık onu kenara alayım. O orada yavaş yavaş pişsin. Ben o arada hemen çorbamı yapmaya başlayacağım. Çorbayı yapmak için uygun bir tencereyi ocağıma alıyorum. 1 su bardağı aşurelik buğdayı ben buzluğa koyuyorum. Ortalama haşlanmış haliyle 2,5 su bardağı kadar. Eğer ki sizler haşlayacaksanız 1 su bardağı haşlayın. O da ortalama 2 su bardağına yakın gelecektir. Üzerine kettle'da kaynattığım kaynar suyu ekliyorum. Buğdaylar pişmiş olduğu için çok fazlasıyla pişirmeme gerek yok. Sadece bir 10-15 dakikada kaynatacağım. Bu arada dolmada kaynamaya başladı. Artık altını kısıyorum. Ben belirli bir süre tutacağım. Sizlere ne kadar sürede piştiğini sonunda söyleyeceğim. Çorba orada kaynarken ben üzerine salçalı soğanlı bir sos hazırlayacağım. Az önce salçalı bir sos yapmıştım dolmanın üzerine. Aynı tavayla devam edeceğim. Hiç yıkamaya gerek yok çünkü aynı işlemi yapacağız. Öncelikle çok olmadan 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ koyuyorum tavaya. Tereyağı koyacağım ama daha sonra, çünkü şimdi soğanı kavururken bu sefer yakabiliriz. Soğan içerisine ekliyorum. Soğanlar pembeleşene kadar kavuracağım. Soğanlar artık kavruldu. Bir de soğanları küçük küçük doğramaya çalışın. Çok aşırı büyük olmasın. Artık kavruldu. İçerisine 1 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. 1 yemek kaşığı domates salçası. 1 yemek kaşığının ucuyla da nane. Bir miktar hemen hemen çay kaşığı ile karabiber. Bir o kadar da pul biber. Biraz da toz biber ekliyorum. Bunları da karıştıracağım. Salça içerisinde dağılana kadar kavuracağım. Bir 5 dakika boyunca kavurduğum soğan ve salça karışımını artık çorbanın içerisine ekliyorum. Biraz çorbadan alarak eklesem daha iyi olacak. Bir miktar tuz. Kıvamı gayet güzel oldu. Çorbayı kısa alacağım. Bir 5 dakika kaynatacağım. O burada kaynarken ben kabakları yapmaya başlayayım. Doğramayla başlayayım ki nasıl doğrayacağım sizlere göstereyim. İsterseniz yuvarlak da doğrayabilirsiniz. Tamamen istediğiniz gibi. Ben uzun uzun yapacağım. Kimi zaman yuvarlak da yapıyorum ama bu sefer uzun yapacağım. İkiye bölüyorum. Kabağın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişebilir. Çok aşırı kalın yapmayın yani. Hatta şunlar biraz kalın. Onları birazcık incelteceğim. Kabakları bu arada yıkadım, temizledim. Hemen sosunu hazırlayayım. 2 adet yumurtayı ayrı bir kaba çırpacağım önce. 1 yemek kaşığı kadar su ekleyeceğim. Daha rahat dağılması için yumurtaların. Tamamdır. Yumurta kenarda beklesin. Ayrı bir kabın içerisine de yarım çay bardağı un, 1 çay bardağı galeta unu ekliyorum.
Çay kaşığının ucuyla sadece çok fazla olmadan tuz, karabiber ve pul biber, onları da ekliyorum. Karıştırıyorum. Önce yumurtaya, daha sonrasında galeta un ve un karışımına bulayacağım. Tabağa diziyorum. Kabağın miktarına göre yapacağınız sos değişebilir. Çorba pişti artık. Onu arka tarafa alayım. Dolmada bir 30 dakikadır pişiyor. Biraz daha zamanı var. Kabakları kızartmak için uygun bir tavayı ocağa alıyorum. Yarım su bardağından biraz fazla sıvı yağ koyuyorum. Ocağın altında yakıyorum. Yağ ısındıktan sonra kabakları atıyorum. Pişmeyeceğini düşünmeyin. Çok birkaç kere çevirerek pişireceğim. Pişecektir yani. Hemen kızartıp hemen almayın. Üç tarafını da ayrı ayrı kızartacağım. Şimdilik yeterli. Orta ateşte, çok yüksek değil. Çeviriyorum. Diğer tarafı da kızarsın. Yağın içerisine atıp alma süren bir 10 dakika falan, 10 dakikada da zaten kabaklar rahatlıkla pişer. Hiç korkmayın. Bu arada dolmada pişti artık. Yarım su bardağı su daha ekledim. Kaynar. Tam 45 dakikada pişti. Sizler de kendi dolmanıza bakarsınız tadına. Ona göre altını kapatırsınız. Tamamlanınca kızaranları artık servis tabağının içerisine alıyorum. Havlu kağıt serdim. Yemeklerimin hepsi hazır. Dolmanın üzerini birazcık açtım çünkü çok sıcak. Aslında onu servis tabağına almak istiyordum ama çok sıcak olduğu için dağılabilir. Ondan dolayı bu şekilde ben servis edeceğim. Kabağım da aynı şekilde hazır. Ortasına da sarımsaklı yoğurda şöyle batırıp yiyebilirsiniz. Çok güzel oluyor. Şimdi göreceksiniz, kabak da gayet güzel pişti. Çorbam da hazır. Şimdi artık yemeklerimin tabaktaki son haline geçebiliriz. Dolmaları da bir servis tabağına alayım. Gayet güzel pişmiş. Gördüğünüz gibi sararken çok fazla düzgün durmuyordu ama sardıktan sonra gayet güzel. Yanına da kabak koyacağım. Şöyle kabağın sizlere ne kadar piştiğini göstereceğim. Gördüğünüz gibi içi gayet güzel pişti, dağılıyor. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'da Seval Mutfak'ta olarak da beni takibe alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.